Önüne geçmek imkansız. Her insan yaşlanıyor ve ölüyor. Peki sağlıklı bir yaşlanma için neler yapmalı? İşte cevap. Gençlik başımızda duman, kanımız deli kaynıyor. Ancak bu durum sonsuza kadar devam etmiyor. Kaçınılmaz son yaşlılık. İnsan ömrü uzuyor. Yaşlı kişilerin sayısı da artıyor. Sağlıklı bir şekilde yaşlanmak için yapılması gerekenler de tartışılıyor. Hem fiziksel sağlıklarına, hem psikolojik sağlıklarına, sosyal çevrelerine ve ekonomik durumlarına da dikkate alarak yaşlanmaları onlar açısından yaşam kalitelerini yükseltme açısından büyük önem taşıyor. Kendimi idare edecek kadar bir şeyler yaptık. Spor yapıyorum, kendime bakıyorum. Ekonomik de bir birikim şart yaşlılığımızda. Kim bakacak, kim edecek? Şimdiden hazırlıyoruz. Yaşlılığınızda yalnız kalmak istemiyorsanız veya çocuklarınıza bağımlı yaşamak istemiyorsanız yapmanız gereken şimdiden geleceğinize yatırım yapmak. İşte sağlıklı bir şekilde yaşlanmanın ve yaşlılıkta sağlıklı kalmanın formülü. Sağlığımızı korumalıyız, bağımsız bir birey olmalıyız, sosyal çevremizi güçlü tutmalıyız, ekonomik açıdan da kendimizi güçlendirmeliyiz. Beyninizi fit tutmak için tabii ki yani spor çok önemli, okumak çok önemli, kendini yani ya hayatın ortasında olmak çok önemli. Fiziksel ve ekonomik yatırım yapmak lazım. Yani bu A ve B. Bye bye.